kader anlayışınız kafamdaki soru işaretlerini büyük ölçüde çözdü. Ancak şunu hala anlayamadım. Allah her şeye ölçü koyuyor. Bu ölçü aynı zamanda bir onay değil midir? Ayrıca olay olmadan önce Allah'ın ol demesine, onay vermesine gerek var mı? Şimdi aslında bu soruyu sormaya gerek var mı diye söylemek lazım ama madem sormuş, cevaplandırmaya çalışalım. Mesela bir bina yaptırdınız. Yapmak istiyorsunuz. Önce o binanın planı çiziliyor, değil mi? O plandan da bir takım standartlar vardır. O standartlara uygun olup olmadığında gidip bir makama tasdik ettiriyorsunuz. Şimdi her şeyin Allah bir ölçüsünü koymuş. Yani mesela abdest almanın ölçüsünü koymuş, değil mi? Abdest alırken şuralarını yıkayacaksın, şuralarını mesedeceksin diyor. Bu ölçü. O zaman ben oraları yıkayıp bazı yerlerde mesedersem ölçüye uymuş olurum, abdest almış olurum. Onlar efendim bu kadarı yeter dersem uymamış olurum, değil mi? Ölçüyü koymuş olmak demek, o ölçüye göre bir şeyin oluşturulması demek değildir ki. İşte mesela devlet bir takım kanunlar çıkar, onlar birer ölçüdür. Yani diyor ki, şu suçu işleyene şu kadar ceza verilecek, bitti. Peki şu suçu işleyen falanca adama şu kadar ceza verilecek denir mi? Genel ölçüler konulur. Kim o ölçülerde hayırla ilgili ölçüyü yaparsa ona göre karşılığını alır, şerle ilgili yaparsa ona göre karşılığını alır. Bir de efendim buna gerek var mı? Ne demek? Bir kere bak götürüyorsunuz bir şeyi, bir planı ilgili yere, o ilgili yer onaylıyor, ondan sonra size ruhsat çıkarılıyor, ondan sonra binayı yapıyorsunuz, değil mi? İşte aynen onun gibi Cenab-ı Hakk'ın şeyi de, siz işi yapıyorsunuz, Allah-u Teala onaylıyor, onayladıktan sonra kün emrini verince o iş oluşmaya başlıyor. Yani sizin o fiilleri yapmanıza artık ruhsat verilmiş oluyor, artık o şeyi çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Tabii o öylesine bir şeyde gidiyor ki siz orada fıtraten yani vücudunuz yapısı gereği bunu verilen onayı anlayabiliyorsunuz. Yani ona göre hareket ediyorsunuz.